Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün taklacı güvercinimizin yavrularını yukarıya çıkartıyoruz. Zaten bunlar son yavrular. Artık onların altına ben yumurta sürüyorum. Maşallah güzel yavru bakıyorlar. Şimdi bunları ben merak ediyorum arkadaşlar ya. Yukarıda nasıl uçacak? Uçurabilir miyiz? Ayrı uçurmayı düşünüyorum. Çünkü yukarıda bildiğiniz gibi bölme de var. Yani bunları ikisini bir uçuracağım zaman önce bir kendi bir bölükle etrafı tanır, uçar. Aklımdaki bu. Daha sonra da bunların ikisini bir uçurmayı düşünüyorum. Mesela bu yavrular aldıktan sonra altına yumurta sürdüm tüpler. Bak tek, görünüyor mu oradaki tek yavru? Bakın büyüdü. Şu. Tek büyüttü maşallah. Tekten. Sayın kralımız yavrularını kaybetti. Kışın zaten yavru kaybı çok oluyor arkadaşlar. Yavru yok. Eşini de çağırıyor. Hemen acilen kralımıza bir yer, bir yuva, yeni eşiyle birlikte bir yuva lazım. Şimdi normalde arkadaşlar benim aklımdaki burayı posta kümesi yapmak arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Burayı posta kümesi yapacağım. O yüzden kralı buradan alacağım. Kralımızla birlikte eşini bir yer yapacağım. Sonra büyüyen tip yavru var. Onu çıkartacağız. Şu baştan sarının yavrusunu kaybettik. Arkadaşım sen nasılsın? Dur şu yavruları da alalım da. Ya burayı boşaltacağız arkadaşlar. Ah yavrunun birini yakaladım. Tamam. Güzel. Bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Yavrular da gerçi bayağı bir... Arkadaşım. Gel bakayım gel. Tutayım mı istersen? Ne? Yok, sen kapının orada durman yeterli. Oo, maşallah. Gidiyor muydu o? He. O yavru da bayağı olmuş. He. Onu da alalım o zaman. Bunlarla birlikte. Bayağı uçuyor. Uçtu. Değil mi? Hmm. Tamam onu da alayım. Gel. Tamam. Tamam. Yeme düştü burayı boş... mi? Tabii tabii çoktan. Çoktan yani. Altındaki sürdüğümüz yeni yumurtalar çıkacak. Tipe bak ya. Siz kardeşsiniz. Şu çok güzelmiş. Siz kardeşsiniz. O nasıl kardeşlik öyle? Şimdi yani bunların anne babası bunu çıkarttı, büyüttü. Kardeş olmuyor mu o zaman? He, başkasının yumurtası. Senin annen bir melekti yavrum. Gel. Gel yukarıya çıkalım. Oo, sayın ustam. Sayın Veli ustam. Hocam aşağıya bir kapı yaptır. Hala çıkıyor mu şey? He? İşte kapımız yapılıyor sayın ustam tarafından. Ustam eline sağlık. Yukarı cesur çıkıyor mu abla? Gel. Cesur da Herkül de çıkıyor. Herkül de çıkıyor. Evet. Şimdi kuşlar özellikle bu kapıyı biz... Gel. Gelebilsin buralara engel konmuş. Ya şimdi güvercinleri dışarıda bırakmaya çalışıyoruz. Ama aşağısı ne yapıyor? Pirket koyduk. Öyle bir... Emanet kapıyı yan yatırdık falan. Engeller koyduk. Sağ olsun ustam şimdi kapısını yapıyor. Şimdi gönül rahatlığıyla kuşlarımızı iyice sevip serbest bırakabiliriz. Bu kardeşleri, kardeş yani sonuçta bunlar. Aynı anne baba büyüttü. Bu tiple birlikte bakalım burada nasıl olacak. Tabii şimdi bazı arkadaşlarımız bunlara itiraz edebilir. Hocam bölükle uçmaz. Bölüğü bozar falan gibisinden bölükle uçurmayacağız arkadaşlar. Bunları ikisini bir ayrı uçuracağım ben. Burada duracak. Nasılsa bölmemiz var. Kuşlar uçururken bunları bölmeye alacağım ben. Daha sonra da... Taklacı mı şu? Taklacı da ikisi de. İkisi de çok güzel anne baba. Çok sağlam takladı. Bakalım. Gel. Hiç kuşlarımızı da ayırmadık. Önce ayır o zaman. Ha? Ayır o zaman. Şimdi içinde kaçacak olan vardır. Yok yok, kaçacak olan yok da. Hani bir güvercinler uçurma manasında ayırmadık. Şöyle bir hepsini bir dışarı çıkartırız artık. Yapacak bir şey yok. Güvercin şunları bölmeye koyayım ben. Bölmeye koyayım bir saniye. Bayağı kalabalıklaşmış. Çok çok çok. Şimdi bir de burada dün temizlik yaptık. Tertemiz oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi.
Ve o hengamede, çünkü bu komple ızgaralar dışarı çıkıyor arkadaşlar, bayağı toz duman oluyor. Sarı kanat fostanın en son çıkarttığımız yavrunun biri aşağıda bir yere düşüp kaybolmuş. Gördüğünüz gibi kadro kısmetse de arkadaşlar bunları böyle bir seçeceğim. İçinden şu uçmayan tayfayı seçip neyi? Şimdi mi? Ha, şimdi de durdurup öyle, o şekilde mi? Tamam. Uçuralım mı güvercinlerimizi? Tamam, iyi, dur. O zaman şunları bir seçeyim ben arkadaşlar. Devam edelim. Tayfa hazır. Bu niye uçamadı? Uçmayan bir taneyi unutmuşsun. Sen var ya sen. Nasıl uçmaz oğlum? İbrahim bir tanesi aha bu geldi. Gönlünü dağıtma hadi. Asi nerede? Asi çocuk içlerinde şu anda. Ha iyi. Şu uçan ne? Ayrı uçuyor. Şimdi o mesela göl bangoyu yeni yeni içlerine kattık. Kara gümüş var içerisinde uçan. Al benim başım dönüyor. Tamam sen takip edemiyorsun. Yok. Tayfa maşallah maşallah. Kapımızı kapatalım. Maşallah. Çok ilginç ya. Şu kara gümüşün birisi uçtu, biri uçmadı. Nasıl olur ya? İkisi aynı kardeş. Çıkartıyorum mesela ikisini bir. Arkadaşlar o bir tanesi pat diye atıyor kendini bir yere. Ama arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Daha bir toplu uçuyorlar. Fakat bölükten ayrı uçan halen güvercinler var. Çok ilginç. Özellikle de şu keşbirler arkadaşlar. Niye ayrı uçuyor? Bakın bak şu arkada bir keşbir var. Yani yüksek uçmak istiyor onlar. Sonradan olduğu için böyle hem ayak uydurmuyorlar. Aha daha bir hadi toplan. Allah Allah. Neden olabilir arkadaşlar bu? Evet ben kuşları kaldırınca köşedeki arkadaş da kuşlarını kaldırdı. Os. Kuşçuluk böyle. Kaldırma diyemezsin yani. Kaldırabilir. Hakkıdır. Kuşların istediği zaman uçurabilir. Biz çünkü burada karışma yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Evet. Sağa sola atan konan diyordum ki bango niyetleniyor. Ya bu bangoyu da çıksam mı ne yapsam elde. Baksana tek başına şuna bak. Bakın arkadaşlar şunun yüksekliğine bakın. Şu... Ya o kadar yüksekti ki keşbir mi Belçika posta mı? Tek başına arkadaşlar. Şşt. Bango attı kendini. Sayın ustam kapı ile ilgileniyor. Evet kuşlarımızı artık gönül rahatlığıyla seyip bırakabiliriz. Mangoyu kondurmadık ama bir yere atmaz inşallah kendini.
Bak tekrardan kandırmayınca yükseldiler. Evet. Yukarıda da bir atmaca var ki arkadaşlar. İnanılmaz yüksekte. Şurada ben görüyorum da şu anda. Ama sanki burayla ilgilenmiyor gibi. Daha toplu. Değil mi arkadaşlar? Nasıl? Bence daha toplu kuşlar şu anda. Hani içerisinde böyle katılamayan şu anda havada 1-4-5 tane kuşumuz var ama şöyle görünüyor zaten ayrı uçuyorlar. Ama ben inanıyorum zamanla onlar da böyle katılacaklar. Her seferinde unutuyorum. Bunların önlerine doğru şöyle bir şey atacağım. Ayarlayayım diyorum. Her videoda unutuyorum. Bak arkadaşlar şu ayrı uçanların yüksekliğine bakın. Allah Allah. Bakın 6 tanesi ta yukarıda. Güzel. Bak nasıl yükseldiler tekrardan kondurmayınca. Bango ne yaptı ya? Bango'yu merak ediyorum arkadaşlar. Hah, tek başına bakın Bango da kondurmayınca. nasıl yükseldiler bak tek. Onlar eşim diyor ki bunlar niye tek tek uçuyor diyor. Yok şimdi bunlar sonradan uçurduklarımız sürüye katılacaklar zamanla. Ay maşallah. Maşallah. Evet. Çok komik bir manzara ama ya. Biri bir tarafa, biri bir tarafa. Bak Bango. Katılmak istiyor, katılamıyor bir türlü. Olur, olur. Zamanla bunların hepsi, ben inanıyorum arkadaşlar, hepsi birlikte uçar. Şuna bak. Yani ayrı uçanlar bir bölük oluşturuyor. Ayrı takılanlar. Şuna bak. Neyse biz bugünümüzki konumuz olan şu taklacılara dönelim. Neredesiniz? Aziz Allah Celle Şanı. Videomuzu sonlandıralım. Ezan okunuyor. Şimdi bu taklacılar burada nasıl olur? Benim planladığım gibi ayrı uçurabilir miyim bunların ikisini bir burada? O değerli yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.